Keşke geçmişlerden getirseydiniz bir ara bir şey. Hiç aklınıza gelmedi ki. Naciye Yağmur, Aile Yaşam Merkezi'nde çalışıyorum. 6 yıldır buradayım. El sanatları öğretmeniyim. Bu sene makrome ile amigurumi kursları veriyoruz. Yani daha doğrusu örgü bebek deniyor. Amigurumi pek bayanlar bilmiyor. Onların kurslarını veriyoruz. Bayanlarla uğraşıyoruz. Öyle yani bir şekilde devam ediyoruz. Kaç öğrenciniz var şu anda? Şu anda 25-30 tane var ama bunları kademeli olarak bilenler ve bilmeyenler olarak ikiye bölüyoruz. Onları grup halinde gösteriyoruz. O şekilde yapıyoruz. Peki kurslarınız ücretli mi? Yok, hayır, ücretsiz, hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece kadınlar kendi aldıkları ip, iğne, tığ, öyle şekilde kendi malzemelerini alıp burada her türlü yapıyorlar. Hiçbir masrafı yok yani o kadar. Erkeklere açık mı ve yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok, şöyle tığ tutabilen herkes gelebilir. Erkeklerden de hani isteyen olursa, hani örgüde değil ama makrumede isteyenler olursa geliyorlar onlar da, evet. Yani öyle bir sınırlamamız yok kadın erkek diye. Herkese açık kapımız. Peki bir makrome bebeğin yapımı ne kadar sürüyor? Amigurumi bebeğin yapımı bunu 3-4 günde bitiriyor bayanlar. Genellikle sipariş üzerine çalışıyorlar, alıyorlar da. Ya da yaptıklarını hani öyle kendilerine yapıyorlar ama elindekiler de gidiyor bayanlar. Çünkü hani gören diyor ki, aa güzel olmuş, hani biz alalım diye. Hani en azından dışarıdaki plastik bebeklerden. Bunlar çünkü antibakteriye bir ip. Hani hiçbir şekilde çocuk ağzından alsa hiçbir zararı yok. Bir de şöyle bir özelliği var. Makine atın istediğiniz kadar yıkayın, hiçbir şekilde bozulmuyor. Ama mesela dışarıdaki plastik ürünlü bebekleri aldığın zaman çocuklar kolunu kırıyor, kanadını kırıyor bir şekilde. Hem de kimyasal. Bunun hiçbir kimyasal özelliği yok. Öyle yani. Peki içinde hangi maddeleri kullanıyorsunuz? İçini doldurmak için ne kullanıyorsunuz? İçinde boncuk elyaf var. Bir de elektrik teli ve elektrik boruları var. Onları kullanın çünkü bebeğin boynunun sabit durması için. Onların da zaten uçlarını biz bantlıyoruz. Çocuklar hani en azından hani oynadıklarında bir yerlerine batmasın diye. Öyle yani içindekilerde bunları kullanıyoruz. Kurslarınız ne zamandan beri var? Kaç yıldır açık? Ben bu sene 2. yılım amigurumide. Ondan sonra 2 yıldır devam ediyoruz. Yazında çocuklara yönelik açıyor. Çocuklar yapıyorlar bu işleri. O şekilde hallediyoruz. Yani hiçbir sıkıntımız olmuyor. Devamlı zaten talep geliyor. Hani arada da insanlar geliyor. Biz de yapabilir miyiz, öğrenebilir miyiz? Çünkü maliyetine normalde bu bebeğe mesela 60 liraya mal ettiğinizde dışarıdan almaya kalktıklarında 250-300 lira bir bebek. Hani kendileri örüp daha hoşlarına gidiyor. En azından bir kafa dağıtımı. Hani beyni de yoruyor. Çünkü bunun tarifleri matematik formülü gibi. Böyle 2x'li, v'li, çarpılı bir tarifleri var. Onları yapıyoruz biz. Beyni de zorlayınca kadınlar daha çok dikkatini çekiyor. Hani beyni de güçlendiriyor. O şekilde. Peki bir bebeğin ne kadara mal ediyorsunuz ve ne kadara satıyorsunuz? Şimdi ipin kalitesine göre değişiyor. Şimdi hani mesela bir ipi en fazla biz 25 liraya alıyoruz en küçüğü. Çünkü iplerde çok fazla zam geldi. Her şeye geldiği gibi. Ondan dolayı hani 25 nereden bakarsınız 75 lira 100 lira arasında buluyor ama biz 200-250'ye satıyoruz. Ondan sonra tabii yaptığımız ürünlerin boyutları, ebatları değişirse ona göre de fiyatları da değişiyor bizimki. 75 liraya getirseydiniz bir ara bir şey. Hiç aklınıza gelmedi ki.